Herkese yeni bir video ile yeniden merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere nişan hazırlığı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi annemlerin yanına gidiyorum çarşıya. Detaylardan sizlere gittiğimde bahsedeceğim. Böyle turuncu bir kazağım vardı, onu giydim. Ya bu rengi turuncu diyorum ya, ne turuncusu, kahverengi, pardon, kusura bakmayın. Hava çok güzel gerçekten. Gitmeden önce yatak örtüleri, ay koltuk örtüleri vardı. Onları ipe sereceğim. Sonra hemen direkt çıkacağım. Annemleri bekletmek istemiyorum. Gittiğimde tekrardan görüşürüz. Onu çeksen. Gel gel. Bunlar kutuların üstünde olacak değil mi Ayten abla? Evet. Kaç tane aldınız? 6 tane mi? 6 tane. İşte nazar boncuğu var. Bunlar da böyle tutturmaya. Evet. Şeye takacağız. Şuraya kubbelin nurlara takarız üstlerine. Ha, süs olsun öyle diye. Takacağız. Bunun renklileri de vardı, kırmızı falan, onlara baktınız ama mı? Ama şey, nazar boncuğuysa mavi olması lazım. Bir, ne bileyim, renkli de alıyorlar şimdi ya, kırmızısı, mavisi, moru. Mavi, neyse, mavi olsun ya. Şimdi böyle arkadaşlar çerezleri şey artık nişanda bunlarda götürüyorlarmış Ayten abla. Olsun, meyve sepeti. Bak şu meyve sepeti olur. Bunu da çerez sepeti yaparız. Çok komik. Kaç? Ya. 150'miş. Şey, mesela şu. Böyle eskiden yani. Böyle şeyler yoktu hiç ya. Şimdi böyle. Valla. Çok güzel modern şeyler çıkmış değil mi anne? Terlik bakalım. Terlik bakmaya mı gideceğiz? Terlik bakalım. Terliğe bakalım. Ayten abla heyecanlı olsun. Çok iyi. Çok masraflı. Çok. Ama masraf olmadan da güzellikler de olmuyor derler değil mi? Adet yani. Eskiden bir kına yakıp bir çerez gönderirlermişmiş. Bir o kınadaki çerez ayrı. Bak bu nişanda da gidiyormuş. Nişan çerezi biraz meyvesi öyle. Baksana meyvede gidiyormuş bir de. Meyve sepetinde böyle ananasına, ananaslı falan, portakal elma değil. Portakal değil ya. Bilmem, ben portakal alayım 3 kilo. Ama için 2000 liraya, 3000 liraya dolduramayız. Şey yapsak, portakal alsak 3 kilo marketten. Mandalin. Mandalin. Eskiden ananas mı var diyorlar. Bir tane. Çok güzel şeyler var, baksana. Çok güzel şeyler var. Var mı başka buradan? Evet arkadaşlar, az önce çarşıdan geldim. İşlerim vardı, onları hallettim. Bu arada ikinci günden merhabalar. Bizim nişan alışverişi devam ediyor. Annemler eksikleri tamamlıyorlar, tamamlasınlar. Ben size nişan hazırlıkları bitsin. Böyle nişan bohçası yaparken, işte sandıkları hazırlarken her detayı inşallah fırsat bulup çekeceğim. Bu arada ben sabit 8-4 vardiyasına döndüm arkadaşlar iş yerinde. Hani 8-4 çalışacağım bundan sonra. 3 vardiya falan bilmem ne olmayacak. Sabit 8-4 devam inşallah. Onun haricinde dediğim gibi nişan hazırlıklarını, detaylarını işte isterseniz tabii, bilmiyorum, size yine sorayım. Video çekiyorum anne. İsterseniz yine sorayım, nişan hazırlıklarını falan, bohça hazırlığını falan. Fırsat buldukça size akşamüstü yapsınlar. Ben onları annemlere tembihleyeyim. Akşamüstü yapsınlar. Bohça hazırlığı, sepet hazırlığı, bilmem ne, her şeyi detaylı size çekmek istiyorum. Kendim çekemediğim yerde anneme telefonla çektireceğim ama sizlere mutlaka vloglayacağım. Öyle, şimdi marketten aldıklarımı göstereyim. Çok konuştum, kusura bakmayın. Beni şu koltuğum. BİM'e gidin bu arada. Beyazlar hiç... Bu arada boykot boykot diyorsunuz ama ben çok boykot... ya boykot derken arkadaşlar, hani neyin... Hangi markanın böyle çok boykotlu ürünleri falan araştırmadım, bilmiyorum. O yüzden aldıysam da kusura bakmayın, artık yapacak bir şey yok. Öyle indirimde diye aldım. BİM'de satacaklarını düşünmüyorum ama boykot ürünlerini. Veniş Kosta'nın beyazlar için sıvı leke çıkarıcı şöyle 125 liraydı. Kaç litreymiş? 1800 milim. Yani 1 kilo 800 gram gibi bir şey. 2 kiloya yakın. Şöyle Venus'un leke çıkarıcıları güzel oluyor bu arada. Bir tane şöyle bir şey aldım. Fiyatı 125 lira, çok iyiydi. Sonra şöyle ikili Parex'in bulaşık süngerini aldım. Evin ihtiyaçları işte. Sonra sabahları ben şimdi
sabahla dedim sahur oruç tutuyoruz. Şu bir bugün tutamadım sadece ama inşallah devam edeceğim yarın itibaren. Her neyse sahurda falan bir çok bir şey yemiyorum. Yesem de şunları mutlaka içiyorum. Proteinden düşmeyeyim diye. Bağışıklığım güçlü olsun diye şöyle. Activia'nın probiyotik şartları. Protein açısından bunlar çok iyi. Bir tane bunu içiyorum. Sonra bir ekmeksiz böyle kahvaltı türü bir şeyler yumurtayla atıştırıyorum. Beni bütün gün tok tutuyor. Zaten çok sıcaklara bu sene Ramazan denk gelmediği için şanslıyız. Kimse acıkmıyor. O yüzden kıymetini bilelim. Benimden aldıklarım bu kadar. Son telefoncudan Type-C benim şarj aletim. Xiaomi telefonum. Kablosu eksikti. Onu babam aldı bugün bana. Kız dedi ben sana alırım dedi. Kablo kırıktı benim. O yüzden bir tane böyle kablo aldım. 100 liraydı fiyatı bu arada. İyi yani uygun bence. Sonra kendime şöyle şirin bir anahtarlık aldım. Bakın. Ördekle ben. Şöyle şirin bir anahtarlık aldım kendime. Çok tatlı değil mi? Bunun fiyatı da 100 liraydı. Zaten artık 100 liradan aşağı hiçbir şey yok. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Sonra biliyorsunuz mavi boya var saçımda. Onu ben kendim boyuyorum genelde. Çok nadir dibi falan geldiğinde kuaföre gidip yaptırıyorum. Onun haricinde kendim boyadığım için şu boyadan aldım. Bizim burada Yoncagül Tuhafiye diye bir yer var. Tuhafiye parfümeri tarzı bir yer. Oradan bunu alıyorum. Fiyatı 50 lira. Çok uygun. Tavsiye ederim. Markasını size söyleyeyim. Jamaican Jeans. Rengi de deniz mavisi. Benim kullandığım renk. Şöyle göstereyim yakından. Fotoğrafını çekin isterseniz. Ama Trendyol'da da var. Haberiniz olsun. Ama Trendyol'da bir tık pahalı. 90 küsur lira falan görmüştüm ben en son. Ama bu bana bayağı gidiyor. Azıcık bir şey sıkıyorum kaba. Fırçayla hemen karıştırıp sürüyorum. 25 dakika bekliyorum. Koyu mavi oluyor. Bir gün böyle sürerken falan boya sonucunu falan size gösteririm. Ama şöyle renk olarak da tavsiye ediyorum. Deniz mavisi. O yüzden bir tane de aldım. Sonra parfüm ihtiyacım vardı. Parfüm aldım. Bu benim parfümüm. Papatya kokusu çok güzel. Papatya vanilya. Sonra hep ruj alıyorum ya böyle kahve tonları bilmem ne tonları falan. Sonra Flormar'da şöyle vişne rengi bir dudak kalemi. Yine kahve tonları bir dudak kalemi aldım ama bir saniye bu kahve tonu numarası kaçmış? Flormar 234 vanilya rengi. Bu da yine Flormar Chic Crimson 217 numarası. Şöyle yakın göstermeye çalışayım. İnşallah görünüyordur. 217 Flormar. Bu da 200. İki renk de çok güzel bu arada. 234 bu da. İki tane dudak kalemi aldım. Bunlar da çok uygun. Gratis'te tanesi 125 lira falan bunların. 126 liraya yakın. Benim aldığım yerde 30 liraydı tanesi. Bir de Flormar'ın yani. Yani kaliteli ürünler satıyor böyle. Çok böyle şey satmıyor. Bir tane de ruj aldım şöyle. Bu markası bir şey arkadaşlar. Böyle neydi o? İşte Maybelline ya da L'Oreal Paris değil. Royal Paris kozmetik diyor bu da. Magnetic Lip Gloss diyor. Şöyle bir tatlı bir şişesi var. Rengi de yine aynı böyle kalemime uygun bir şişe rengi. Orada çalışan kızın dudağında görmüştüm. Şöyle göstereyim. Bakın bu rengim hiç yoktu. Bir gün sürdüğümde inşallah. Onu da gösteririm. Ama rengi de şişesi çok güzel değil mi? Hatta kızın dudağını görmüş böyle dedi ki abla dedi sabah sürdüm dedi. Çıkmadı dedi hani bayağı kalıcı bir de bulaşmıyormuş da akmıyormuş da. Onu sevdim. Bir de uzun süre kalıcılığı da güzel. Zaten uzun süre dedim 24 saat dudağımızı tutamayız. 3-4 saat kalsın sürekli tazelemeyelim yeter. Bunun fiyatı da 50 liraydı. Öyle. Yine masraflı bir gün oldu. Yapacak bir şey yok. Bir de annem peynir istemişti. Bizim burada lokumcu var Göral. Annem yufkaları taze yufka falan satıyor. Genelde yufka falan elde açmadığınız sigara böreği saracaksa eğer hemen yufkaları oradan alıyor. Ama Ramazan'da diyorum. Şimdi önümüzdeki hafta baklava yapmaya başlayacağız. Hatta yarın ne günlerde? Çarşamba, perşembe günü Nayan teyzenin baklavasını yapacaklar. Ertesi günde ya da iki gün sonra da bizim. Ben söyleyeyim akşamüstü yapsınlar ki size baklava yapımı falan çekeyim. Böyle bir tane de tayın aldım. Annem canı tayın istemiş. Tayın pekmez. Bunun fiyatı da 90 liraydı. Ben bu aldıklarımı yerleştireyim. Çok konuştum. Birazdan tekrardan görüşürüz. Hayser. Çok güzel.
Gitmeyin valla, burada oturun akşama. Balımız zaten havası. Aynen öyle. Bugün annem iftara, dediğim gibi ben bugün oruç tutamadım arkadaşlar, kuru fasulye yapmış. Bir de böyle nohut salatası yapmış, bilir misiniz arkadaşlar bunu? Nohut, haşlanmış nohut, nohudu haşlamış, sarımsaklı yoğurt, pul biberli kızarmış yağ. Mis gibi. Şimdi biz yemek yiyeceğiz, ezan da okundu çünkü bir an önce yiyelim. Bize afiyet olsun, birazdan tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü yatmam gerekiyor, sabah işe gideceğim. Çok uzun bir vlog olmadı ama sizlere ara vermemek adına hemen video paylaşmak istiyorum. Bir sonraki vlog inşallah nişan hazırlığının devamı olur diye düşünüyorum. Çünkü artık bohçalama vesaire, onlara geçeceğiz. Hani sandık falan yapılacak. Ama onun haricinde şey de olabilir. Çünkü nişan kaçındaydı? 13 Nisan'da. Evet, nişanımız 13 Nisan'da arkadaşlar. Onun haricinde baklava videosu gelecek. Ramazan bayram öncesi ev yapımı baklava. Yaklaşık biz toplamda 9-10 tepsi, 11 tepsi falan baklava olacak. Haberiniz olsun. O yüzden beklemede kalın. Sizleri seviyorum. Böyle parmakla çok şey yaptım, kusura bakmayın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Umarım daha güzel vloglarda birlikte oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.